İstanbul'dan herkese merhaba. Havacılık sektörü tarihinin muhtemel en zorlu kriziyle karşı karşıya. Birçok havayolu şirketi filolarının önemli bölümünü yere çekiyor. Bazı şirketler tamamen durma kararı alıyor. Havalimanlarında ise yolcu görebilmek çok zor. Çünkü birçok ülke uluslararası hava trafiğini durdurmuş durumda. Gelin bu kriz ortamında sektörün durumu nasıl, neler yapılıyor birlikte inceleyelim. Çin'den ortaya çıkan koronavirüsü, COVID-19 bir anda tüm dünyayı etkisi altına almaya başladı. Başta çok fazla bu kadar yayılacağı tahmin etmiyordu ama hava yolları tabii ki, günümüzün hava yolları dünyanın dört tarafını birbirine bağlıyor. Farklı farklı insanları taşıyor ve tabii ki belki de bu virüsün dağılmasında da çok önemli bir faktöre sahip oldu havayolu şirketleri. Havayolu sektörü kırılgan bir sektör. Herhangi bir ekonomik krizde, bir yaşanan problemde veya savaş gibi istenmeyen durumlardan çok çabuk etkilenebiliyor. Ve benzer bir durum bu son günlerde de yaşanıyor. Ama sektörün ağzından düşmeyen bir söz var ki benim gördüğüm en büyük kriz 2001 yılında 11 Eylül'de yaşanmıştı. Bu krizin 11 Eylül terör saldırılarından da daha büyük olduğu yönünde. Tabii ki bu krizin havayollarının herhangi bir hatası yok. Bir force majeure durumu, yani planlanmamış, plan dışı gelişen bir durum. Bu konuda da havayolu şirketleri en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor. Önce uzak doğulu şirketler, arkasından Avrupalı şirketler ve şimdi Amerikalı şirketler tek tek önlemlerini açıklıyor. Birçok havayolu uçuşlarını durdurmuş durumda. Benim tahminim çok yakın bir süre içerisinde, belki 14-15 günlük bir süreç için dünyada tüm uluslararası hava trafiğinin duracağı yönünde. Çünkü insanların evinde oturmaları, bu virüsün kuluçka sürelerini kontrol etmeleri ve etrafla temas sağlamamaları koronavirüsünün yayılmasının önlenmesinde çok önemli bir yere sahip. Koronavirüsüyle ilgili Sağlık Bakanlığı çok ciddi önlemler aldı ve bu ciddi önlemlerin alınmasındaki birinci faktörlerden biri de havalimanlarındaki durum. Havalimanlarındaki önlemler başta termal kameralarla yolcuların gelişlerinin kontrolüyle oldu. Fakat baktığımız zaman İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da Pegasus Hava Yolları çok ciddi bir transit yolcu potansiyeline sahip. Yani Londra'dan gelen bir yolcu İstanbul üzerinden Uzak Doğu'ya veya Orta Doğu'daki çeşitli noktalara dağılabiliyor. Belki o yolcu Türkiye'ye hiç uğramıyor ama havalimanlarımıza virüs bırakma riski de yanında olmuş oluyor. Sektör olarak baktığımızda hızla küçülen şirketlerden biri Türk Hava Yolları ile Doko'nun ortak ikram şirketi Turkish Doko oldu. Turkish Doko geçtiğimiz günlerde 700 çalışanıyla yollarını ayırdı. Ve daha önceden de Ocak ayında da Türk Hava Yolları uçaklarda, tek koridorlu uçaklarda verdiği servis şef uygulamasını durdurmuştu. Ve ilerleyen günlerde Doko'dan işten ayrılan personel sayısının 1200'e ulaşacağı tahmin ediliyor. Bir taraftan bakıyorsunuz, yer hizmetleri kuruluşlarında da benzer durumlar var. Türk Hava Yolları'nın Havaş'ta ortak yer hizmetleri kuruluşu Turkish Ground Services TGS'de sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 200 personelin sözleşmesi yenilenmedi. Buna tabii neden olarak uçuşların azalması gösteriliyor. Aynı durum diğer taraftan Çelebi için de geçerli. Çelebi'nin hizmet verdiği hava yollarının, biliyorsunuz şu an Türkiye 9 Avrupa ülkesine uçuşları durdurmuş durumda. Örneğin Lufthansa'nın duran uçuşları nedeniyle orada görev yapan personelini de yere indirmiş durumda. Diğer taraftan duty free, yani gümrüksüz satış mağazaları da haklı olarak yolcu düşmesiyle birlikte bu durumdan kötü etkilenmiş durumda. İstanbul Havalimanı'nın duty free işletmecisi Unifree 400 personelini ücretli izne çıkardı. Bu tabii bu krizin derinleşmesi durumunda ücretli iznin ücretsiz hale gelmesi ve sonrasında belki personel çıkarması da gündeme gelecek gibi görüşülüyor. Tabii bunlar büyük kalemler, büyük şirketler. İrili ufaklı birçok şirketin de yaptığı çalışmalar var. Gelelim havayolu şirketlerine. Türk Hava Yolları'nın zaten 737 MAX kriziyle ilgili uzun zamandır sıkıntıları var. Uçaklar yerde. Fakat tabii 31 Aralık 2019 tarihinde bununla ilgili Boeing'den çok ciddi bir tazminat almıştı Türk Hava Yolları. Bu uçakların yanı sıra çok sayıda
Uzak Doğu'ya görev yapan giden gelen geniş gövdeli uçaklar da yere inmiş durumda ve tabii ki uçakların doluluk oranları da çok düşmüş durumda. Benzer bir durum Pegasus için de geçerli. Pegasus da bazı uçaklarını yere indirdi. Tabii ne yazık ki Pegasus bu yıl içerisinde arka arkaya iki talihsiz pistten çıkma olayı yaşamıştı. Bu durumla birlikte Pegasus krizi iyi yönetmeye çalışıyor. Bazı uçaklar yere inmiş durumda. Özellikle uçucu personel için ücretsiz izinler veya izin kullanmak isteyenlere öncelik verilmiş durumda. Diğer taraftan bir başka sorun yaşanan şirket de Onur Air. Onur Air krizi aslında hac operasyonuyla aşmıştı. 12 Airbus A330 tipi geniş gövdeli uçağı şirketin Suudi Arabistan merkezli uçuyordu. Fakat Suudi Arabistan'ın uçuşları durdurması, haca ve umreye izin vermemesi nedeniyle Onur Air'da gerçekten sıkıntılı günler yaşıyor. Havayolu grubu ayrıca Onur grubu Bulgaristan'da bir Avrupa Birliği bayraklı bir şirket kurmuştu. Bu şirkette de Avrupa Birliği üyelerinden başta Mısır olmak üzere tatil noktalarına yolcu taşımaktaydı. Bu krizle birlikte tabii yolcu sayıları düştü. Bu merkezlerden biri de Mısır'da Hurgada. Mısır'da da bu tür vakaların görülmesiyle birlikte, uluslararası hava trafiğinin durmasıyla birlikte Onur Air'da da ciddi problemler var. Gelen duyumlar havayolu şirketinin bütün filoyu yere indireceği ve uçuşlarına bir süre ara vereceği yönünde. Bununla ilgili de tabii görüşmeler devam ediyor. Umarız bu krizi çabuk bir şekilde en az hasarlı havayolu şirketlerimiz aktarır. Türkiye 9 Avrupa ülkesine, bunun yanı sıra Çin, Güney Kore gibi ülkelere uçuşlarını durdurmuş vaziyette. Bu da tabii çok ciddi bir operasyon zararı oluşturuyor. Havayolları arasında tek uçanlardan biri de kargo şirketleri. Birçok gemi seferi iptal olduğu için acil gereksinime ihtiyaç duyulan malzemeler uçak kargoyla taşınıyor. Ama tabii bu uçak kargoda da operasyon çok özel önlemlerle gerçekleştirebiliyor. Örneğin Türkiye'ye Singapur Havayolları kargo uçuşları yapmıyordu ama mesela bu Mart ayı için 9 sefer planlandı 747-400 uçaklarıyla. Bu uçaklar Türkiye'de üretilmiş elde kullanılan özel sıvıları, ki bu sıvılar çeşitli mikropların giderilmesinde kullanılıyor. Bunları Singapur'a ve bölge ülkelerine taşıyacak. Gerçekten havayolu şirketleri, havalimanı işletmecileri, havacılığa iş yapan bakım kuruluşları, tur operatörleri tarihin en zorlu kriziyle karşı karşıya. Bir taraftan tabii devlet için, devletten destek bekliyor sektör ama sonuçta devlet de para basıp bunları vermiyor. Hepimizin vergileriyle bunlar gerçekleşiyor. Umarım bu sektör çökmez, çünkü sektörün çökmesi yanında da turizmden otellere, otellerden o otelin yanındaki bakkala, taksi şoförüne kadar herkesin yaşantısını ne yazık ki çok olumsuz etkileyecek gibi düşünüyorum. Şimdiye kadar sizlere olumsuz bir senaryoyu çizdim ama her krizin sonrasında da hızlı bir yükseliş yaşanıyor. Bu krizleri V harfine benzetirsek, V harfinin dibini yaşıyoruz ve bir şekilde bir gün bir çıkış olacak. İnsanlar erteledikleri tatillerini, uçuşlarını yapmaya başlayacak. Havayolu şirketleri tekrar toparlanmaya başlayacak. Ve arkasından bu seyahatlerle, bu uçuşlarla birlikte havacılık sektöründe ben tekrar toparlanacağına, eski günlerine ulaşacağına inanmak istiyorum, beklemek istiyorum. Bakalım nasıl bir gelecek görecek havacılıkta bizi, bunları ilerleyen günlerde birlikte yaşayacağız. Videoyu kapamadan önce hepinize sağlık dolu günler diliyorum. Bu gibi detaylı haberler, bilgiler yeni açtığımız sitemiz tolgozbek.com'da. Lütfen sitemizi takip etmeyi unutmayın. Havacılık videoları için, gerek sivil gerek savunma videoları için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve tabii ki bildirimlerinizi açın. Yeni konular için de lütfen bizlere yorum yazmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.